Tekrar herkese merhabalar, yeni bir videoyla karşınızdayım. Kıbrıs'ı gezmeye yine devam ediyoruz. Bugün de Beylerbeyi köyüne gideceğiz. Diğer bir adıyla Belapais köyüne. Oradan manastır falan var. Birazcık sokaklarını gezeceğiz sizlerle birlikte. Ben de elimden geldiğince çekmeye çalışacağım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Aracımızı manastırın yanında bulunan otoparka park ettik. Park ücreti 5 TL. Geride de otoparklar var ama hani oradan birazcık daha buraya yürümek uzak olacağı için en iyi yer burası. Otoparkın manzarası da bu şekilde. Girişte bulunan bilet gişesinden biletlerimizi aldık. Öğrenci 5 lira, büyük 7 lira. Şimdi içerisini gezmeye başlıyoruz. O zamandan günümüze gerçekten çok güzel bir şekilde korunmuş. Yani geldiğinizde de hem fotoğraf çekebilirsiniz hem de tarihi yakın bir şekilde görerek yakından bir şekilde inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi kilisenin içerisinden çıktık. Birazcık sizlere manastır hakkında bilgi vermek istiyorum. Belapais Manastırı Beşparmak Dağları'nın eteğinde bir kayalık üzerine kurulmuştur. Bugünkü adı da Fransızca Abbé de la Paix'den, yani Barış Manastırı'ndan geldiği söyleniyor. Ve tabii ki burada gotik sanatının bir şaheseri de, çok güzel örneklerini göreceksiniz zaten siz de birazdan. İlk sakinleri Selahattin Eyyubi 1187 yılında Kudüs'e ele geçirildiği zaman Kıbrıs'a göç eden Augustinian mezhepleri rahipleri olduğu biliniyor. Yine bu ilk manastır binasının yapımı 1198-1205 yılları arasında oluyor. Ve günümüzde ayakta kalan yapının büyük bir kısmını da Fransız Kralı 3. Hu yaptırıyor. Belapais Manastırı daha sonra ada Osmanlıların eline geçiyor tabii ki. Osmanlıların eline geçtikten sonra bina Yunan Ortodoks Kilisesi'ne veriliyor. Ve Belapais Manastırı bir kapı ve ön avlu ile başlıyor. Daha sonra kapının kulesi yapılıyor. Bu şekilde günümüze en iyi durumda ulaşmış kısmı da 13. yüzyıldan kalmadır. Manastır iki katlı. İkinci katta da kuzeybatı köşesinde bir hazine odası varmış. Yine rahiplerin yatakhaneleri ve çalışma odaları da ikinci katta bulunuyor. Alt katta da dediğim gibi kilise, diğer yerler bulunuyor. Şimdi sizlerle birlikte buraları gezeceğiz. Manastırın ışığı gerçekten çok güzel. Fotoğraflar falan çok güzel bir şekilde çıkıyor. Yemyeşil ve aynı zamanda da muhteşem bir Girne manzarasına sahip. Buraya geldiğinizde de yine çok güzel fotoğraflar çekinebilirsiniz. Şu an meclis odası denilen yerin önündeydik. Bu arka tarafta gördüğünüz gibi ama üstü korunamadığı için şu an açıkta kalmış. Şimdi iç kısımları gezmeye devam ediyoruz.
bu görmüş olduğunuz arkamdaki kısımda da müzikaller falan düzenleniyor. Yine gördüğünüz gibi bir akşam muhtemelen bir müzikal var. Onun hazırlıkları yapılıyor şu an. Kilise eşyalarını korunmuş olduğu odaymış ama şu an tabii ki içerisinde bir şey yok. Böylece manastırın turunu bitirmiş olduk. İki kattan oluşuyor. Gördüğünüz gibi ikinci kata fazlasıyla gir namazları sunuyor. Alt katta da yine var. Oraya da gideceğiz en son çıkarken. Siz de geldiğinizde yine fotoğrafta çekinebilirsiniz. Güzel bir manastır ama sıcak olduğu için ikinci kat şu an birazcık bizi zorladı. Şimdi o da en alt katta bulunuyor. Orasını unutmuşum, o yüzden az önce bitti diye söyledim. Mahzende fotoğrafçıların fotoğrafları sergileniyor. Böyle duvarlara hepsinin fotoğraflarını yapıştırmışlar. Çok güzel fotoğraflar var gerçekten. Buraya geldiğinizde bunları da incelemeden dönmemelisiniz. Belle Paris turumuz, yani Belle Paris Manastır turumuz kesin olarak bitti. Bu civarda bir sürü kafe bulunuyor. Zaten yine manastırın tam çıkışında da kafe bulunuyor. Bir manzarasına karşı bir şeyler oturup yiyip içebilirsiniz siz de. Mahzende birazcık da olsa serinledik çünkü gerçekten hava bugün çok sıcak. Yukarılarda pişmiştik. Buraya gelip aynı zamanda serinleyebilirsiniz de birazcık. Manastırın çıkışında şu arka tarafta gördüğünüz gibi restoran var, burada kafe var, burada da yine oturup bir şeyler içebilirsiniz. Ama şurada muhteşem bir yeşillik ve çiçekler var. Burada da fotoğraf çekilebilirsiniz. Reklamı sen yapıyorsun ya.
çıktık birazcık. Belapayız köyünün içerisine gideceğiz. Sokak aralarında pek bir şey yok köyün. Biz daha önce de gelmiştik, gezmiştik buraları. Yani üst kısımlarda tabii ki çıktığınızda manzara falan var. Manzara görüyorsunuz yani. Onun için hava çok sıcak olduğu için biz yukarı çıkmıyoruz şu an. Birazcık geliş yolunda olan dükkanların oraları gezeceğiz şimdi. Oraya doğru gidiyoruz. Ben bu köyde genel olarak Türkler yaşıyor. Dünkü Karmi köyünde zaten bildiğiniz gibi 2-3 tane Türk hanesi vardı. Diğerlerinin hepsi yabancıydı. Genelde İngiliz, Alman, İtalyanlardı. Burada ise genelde Türk nüfusu hakim. Şurası çok güzel. Şurası çok güzel. Şu pembe çiçeklere bayılıyorum. Adı da zaten fazlasıyla bulunuyor bu çiçeklerden. Böyle her yer mor, pembe, kırmızı. Çok güzel böyle. Hiçbir şey olmasa bile, evin tipi hiçbir şeye benzemese bile evi çok güzelleştiriyorlar. Gündür bayağı bir yorulduk, uykusuz falan. Ama güzel oluyor gezmek arabayla. Yarın da Karpaz taraflarına gitmeyi düşünüyoruz. Mausa, Karpaz. Oraları gezeceğiz umarım. Hava da güzel olursa. Çünkü geçen sene de gitmiştik. Geçen sene gittiğimizde hava çok sıcak olmasına rağmen deniz dalgalıydı. O yüzden böyle çok bir zevk alamamıştık denizden. Bakalım yarın nasıl olacak. Karpaz dediğimde şu haritaya baktığınızda Kıbrıs haritasının en uç sivri kısmı oluyor orası. Önce bir Mausa'yı uğrayıp birazcık oraları gezeceğiz. Ardından gideceğiz Karpaz'a. O yüzden birazcık yarın yoğun bir gün olacak. Zaten yarın arabanın da son günü. Ondan sonra teslim edeceğiz arabayı. Buralarda alışveriş yapacak bir sürü yer var ama Girne merkeze göre birazcık daha pahalı satıyorlar hediyelik eşyalarını. Eğer Girne merkeze gitme şansınız varsa alışverişinizi oradan yapmanızı tavsiye ederim. Yani buradan magnet, işte kupa almak çok mantıklı değil. Çünkü euro üzerinden satıyorlar. Bu sefer çok daha pahalı oluyor. Balkonun güzelliğine ne demeli peki? Muhteşem olmuş. Evet. Annemler bizi o gölge, yeşillik olan yerde bekliyorlar. Çünkü hava gerçekten çok sıcak bugün. Artık denize yarın bir girip serinlemek istiyorum. Gezilecek hava değil. Tam da böyle saat 1.30, tam öğlen sıcağı olduğu için de güneş tepeden geliyor. Onun için birazcık böyle daha ya sabah saatleri ya da akşam saatlerinde ziyaret etseniz çok daha güzel bir şekilde gezebilirsiniz. Paris'te tabii ki bir sürü kalacak butik otel ya da oteller bulunuyor. Çok büyük oteller yok tabii ki. Daha çok böyle butik otel tarzı oteller bulunuyor. Şu an otellerin olduğu yerleri geziyoruz. Burası Belle Paris Gardens otelmiş. Şu an manzaraya görünce kafamı çevirdim. Çok güzel bir manzara var arkada. Alt taraf böyle alabildiğine yeşillik ama hava o kadar sıcak ki gözümüz yemedi açıkçası aşağıya inmeye. Şimdi annemlerin yanına doğru gidiyoruz. Paris turu bu kadardı. Gezecek yerleri de görülecek yerleri de elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Biz şimdi buradan Lefkoşa'ya gidiyoruz. Lefkoşa vlogu da bir sonraki videoda olacak. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Diğer videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.